Abla, öfkenle dağları devirirsin. Bilmez misin abim iyiliğini ister? Koskoca Selçuklu emirin hatunu olacaksın. Bundan güzel şey mi vardır? Olmayacağım Sırma. Sen de abim gibi kelamlar edeceksen var git. Daha da öfkelendirme beni. Sen de biliyorsun ki bu evlilik obamızın gücüne güç katacaktır. Evelallah gücümüz de, kudretimiz de yerinde. İstemediğim birinin hatunu olmaktansa ölmeyi yeğlerim. Etme abla. Bilmez misin abim karar verdikten sonra onu döndürmek zordur. İnat etmeye devam edersen işin sonu kötü olur. Hem niye bu kadar diretirsin? Gönlünde biri mi vardır? Yok! Yok. Bunu da nereden çıkarırsın? Her neyse. Abim hazırlansın dedi. Akşama Ertuğrul Bey'in otağına davetliyiz.
kızım. Kış bastırmak üzere. Bastırmaları bitirdiler değil mi? Tuza bastık ana. Bir iki günde serinde durdu mu tamamdır. Kızım, gelişin yükümü aldı. Allah razı olsun senden. Senden de ana. Akşama Umuroğulları misafirimiz olacak. Hatunlara diyeydin de kömeç için kül bassalardı. Erişteler bitsin. Ben kendim gider tandırın başında dururum. Merak etmeyesin. Ben gider bakarım tandıra. Selcan Hatun sen zahmet etmeyesin. Sağ olasın. Ana. Misafirin elbet başımızın üstünde yeri vardır. Lakin sen de bilirsin. Umuroğullarını benim gözüm tutmaz. Niye ki? İlbilge Hatun davasından vazgeçmeseydi Gündüzümün hali ne olurdu? Adaletin yerine gelmesine vesile oldu. Hem de nedametini de gösterdi. Öyle dersin de ana. İren yetişmeseymiş Gündüz'ün kellesini alan da İlbilge Hatun olacakmış. Ağabeyi Beybolat'ın handa bana dediklerini de bilirsin. Ben bunu bilir bunu söylerim ana. Umuroğullarını obamıza da otağımıza da fazla yaklaştırmamamız gerek. Aradığın ipleri getirdin mi? İyi. Bunlar iş görür. Ederi nedir? 20 dirhem. Dükkanını istemedik tüccar. İplerin ederini sorduk. 20 dirhem de nedir? Vergiler iki katına çıkınca fiyatlar da arttı beyim. Ne yapalım? Şu Moğollardan çektiğimiz yetmez gibi bir de iki katı vergi öderiz. Tüccarlar da haklı. Bu kadar vergi fiyatları katladı. Keşke şu altınları vermemenin bir yolu olaydı. Öyle zoruma gider ki. Kızmayın beyim. Ertuğrul Bey de razı değildir bu kadar vergiye. Mutlaka bildiği vardır. Belki de göndermeyecektir vergileri. Vergiler gitmezse Moğollar buraya da kan kusturur. Hem gitmemesinin imkanı yok. Vergileri Umuroğulları götürecek. Yarın da yola çıkacak. Haydi. Daha çok işimiz var. Beyim. Umuroğlu Bey, Beybolat ve kız kardeşleri geldi. Gelsinler Abdurrahman. Hoş gelmişsiniz Beybolat Bey. Hoş gördük Ertuğrul Bey. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Umuroğulları hatunlarının özenle dokuduğu kilimlerdir. Ayaklarınızın altına seresiniz.
Zahmet etmişsiniz. Böyle kıymetli kilimleri değil ayağımızın altına sermek, otağımıza asmayı yerleriz. Şeref duyarız. Eyvallah. Kız kardeşim Sırma. Obamızdan önce gelip yetişti. Böyle mühim bir davetten ayrı kalsın istemedim. Hoş gelmişsiniz Sırma Hatun. Hoş gördük Ertuğrul Bey. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Sen nasılsın İlbilge kızım? Sağ ol Ayman'a. Şükür iyiyim. Buyurun hele. Can Boğaz'dan gelir. Eyvallah. Hak düsturudur, ekenler biçer. Oğuz töresidir, konanlar göçer. Cennetin kapısını cömertler açar. Buyurun hele. Bismillahirrahmanirrahim. Eline sağlık Aymana. Şöhretin boşuna Oğuz obalarında gezmezmiş. Afiyet olsun Bey Bolat Bey. Bütün kaya obaları hatunları gibi. Ellerimiz hünerli, sofralarımız bereketlidir. Çok şükür. Vergileri ne vakit teslim edeceksiniz Ertuğrul Bey? Yarın handa Artuk Bey teslim edecek inşallah. Gayet iyi olur. Moğollar sıkıştırmadan Konya'ya götürmek icap eder. Yolunuz uzun ve meşakkatlidir Bey Bolat Bey. Temkinli olasınız. Tasa etmeyesin Ertuğrul Bey. En talimli alplerimi seçtim. Biz Konya'dan dönene kadar buradaki işlerimiz aksamayacak. Sen yokken İlbilge Hatun buradaki işlerinizi gayet güzel çekip çevirmiştir. Yokluğunu aratmayacaktır. Bir ihtiyacı olursa da biz her daim buradayız. İlbilge de benimle gelecek. Hayrola İlbilge Hatun? Konya'yı mı özledin? Yaz değil, güz değil beyim. Kara kış kapıda. Bu mevsimde tamaşaya gidilmeyeceğine göre mühim bir mesele olmalı. Hususi bir meseledir Ertuğrul Bey. Eyvallah. Thank you.
Büyük savaşçı Muranos. Hoş geldin. Sizin için canımı feda etmeye geldim efendim. Canını vermen için değil. Can alman için çağırdım seni. Adamlarımız her yere hakim. Kale tamamen emrinizde. İstediğiniz paralı savaşçıları da getirdim. Güzel. Gelişinin onuruna kan şöleni verdin mi? Her zamanki gibi efendim. Yoksa rahat edemiyor. Heh. Kaleye gelişini belli ettin Uranos. Şimdi Söğüt'e gelişini belli edeceksin. Senin için çok büyük bir kan şöleni hazırladım. Vergi konusundaki salahiyat size aittir Bey Bolat Bey. Lakin Konya'ya yarın götürme işini bir daha düşün derim. Kaygı duyduğum bir husus mu var Ertuğrul Bey? Ahval çetin. Ortalık dumanlı. Dragos'un her yerde adamları vardır. Bu altınları Konya'ya götüreceğinizi bir şekilde öğrenecektir. O altınları almak isteyecektir. Yolda size pusu atacaktır Bey Bolat Bey. Başçı kurtlar puslu havayı severler Ertuğrul Bey. Bana kalırsa imdi götürme derim. Hele önümüzdeki pus bir dağılsın. Daha vakti vardır. Eceli gelen öküz kasabın bıçağını yalarmış. O Dragos keferesi hele bir çıksın karşıma. Cevherliğinden yana kuşkunuz yoktur Bey Bolat Bey. İlla gideceğim dersen yanına alplerimden vereyim. Başı dumanlı dağlar önümde set olsa onları binek eder yine giderim Ertuğrul Bey. Alpler için de var olasın. Kurda sormuşlar ensen niye kalın diye. Kendi işimi kendim görürüm demiş. Bırak biz de kendi işimizi kendimiz görelim. Konya yolculuğu nereden çıktı İlbilge Hatun? Bizde ere düşmeyen laf hatuna hiç düşmez. Ağabeyimin demediğini ben hiç diyemem. Kızım, misafirimiz sıkıştı mı? Belki demek istemez. Belki mahremdir. Sıkıştırmak değil niyetim ana. Muhabbet etmek isterim. İlbilge Hatun er gibi çalışır. Lakin alımlı hatun. Çoktan beşik sallaman lazım gelirdi. Yok mu yüreğine koyduğun bir ziynet? Ablam obasını düzmekten gönlünü süsleyemedi. Bey kız olmak kolay mı sanırsın Selcan Hatun? Atalarımızın bir lafı vardır. Gelin anaya yoldaş, hem koluna koldaş olur derler. Kaya obasının baş otağında yıllardır gelinlik ederim. Allah'ıma bin şükür. Töreyi de iyi bilirim, beyliği de. Lakin sevda kuşu dediğin bey kızlığı tanımaz. Hiç beklemediğin anda o ılık rüzgar ılgıt ılgıt esiverir yüreğinde. İmdi ben onu derim. O ılık rüzgar kış arifesinde tez vakitte esecek inşallah.
altın sever misiniz? Peki ya kan dökmeyi? Güzel. O zaman size vereceğim görevi yerine getireceğinizden şüphem yok. Nedir efendim o görev? Moğollara vergi olarak toplanan altınlar. Yarın yola çıkacaklar Uranos. O altınları biz ele geçireceğiz. Ertuğrul ve adamları mı götürecek yoksa? Hayır. Umuroğulları götürecek. Başında da Umuroğlu Bey'i Beybolat olacak. Ama altınları alınca bundan en büyük zararı Ertuğrul görecek. Altınları götürecek olan Umuroğullarıysa Ertuğrul nasıl zarar görecek? Moğollar ve Selçuklu'nun içindeki güçlü kişiler Ertuğrul'un yok olması için bahane arıyorlar. Altınları kaptıran Umuroğulları olsa da Uç Bey'i Ertuğrul olduğu için hesabı ondan sorulacaktır. Moğolların altınlarını vermemek. Bunun bedelini korkunç ödetirler. Ertuğrul'u Moğol öfkesinden kimse kurtaramaz. O altınları alacaksın. Karşına kim çıkarsa öldüreceksin. Hem altın, hem kan. Sizin için daha ne yapabilirim ki? Benim adamlarım olmaya ne kadar layık olduğunuzu gösterin. O altınların yarısı sizin olacak. Sizi zafere ve altına boğacağım. Yeter ki buraya kan ve altınla dönün. Gerisi Ertuğrul'un kıyameti. Alplere haber salasın Bamsı. Gün doğarken hazır olsunlar. Sadrettin Konevi, onu obamıza getireceğim. Buyruk senindir beyim. Moğollar onun peşindeler. Yalnız gideceğimiz yerde değil, yolda da karşımıza çıkabilirler. Alplere iyice tembihle Bamsı. Gözlerini dört açsınlar. Eyvallah. Artuk Bey. Buyursun beyim. Sen de sabah sandıkları teslim ettikten sonra obaya gelirsin. Sadrettin Konevi geldiğinde sen de obada olasın. Buyruk senindir beyim. Beyim, Umuroğulları obasının başında bey olmayacak. Bilbilge Hatun'u neden Konya'ya götürür? O işte bir biteniği vardır artık bey. Bilbilge Hatun bütün akşam kaygılı ve durgundu. Ben ne olduğunu sorduğumda da Beybolat hemen atılıp meseleyi kapattı. Onun da kokusu elbet çıkar yakında. Demek Beybolat katır gibi inat etti. İnşallah başlarına bir hal gelmez. İnşallah Turgut. Şimdi öncelikli meselemiz vergiler. Dragos mutlaka onlara musallat olacaktır. Eğer sandık onların eline geçerse bu hiç iyi olmaz. Altınları kaptırırsa da hesabını nasıl vereceğini o düşünsün beyim. Altınları kaptırırsa hesabı o mu verecek sanırsın Bamsı? Buraların Uç Bey biziz. Moğollar da, Emir Bahattin de bunu fırsat bilip üzerimize çullanacaktır. Peki ne edeceğiz beyim? Biz yokken buralar sana emanet bacım. Kayı obasına uğramayı da ihmal etmeyesin. Selcan Hatun'la anasıyla hasbihal edip onların gönüllerini kazan. Onların dostluğu bize lazım. Sen gönülleri nasıl kazanacağını iyi bilirsin. Emrin olur abi. Şimdi git. O ablanla da konuş. Ne yap et onu ikna et. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Benim başımı ağrıtmasın. Destur var mıdır beyim? Gel yine al. Beni emretmişsin beyim. Yine al. Seni görünce aklıma ecel gel. Yine al mı desem, yılan mı desem şaşarım.
Yınal dersen yınal. Yılan dersen yılan olurum beyim. Sen girilecek bostan, sokulacak topuk göster yeter. Şu Ertuğrul'un en yakınındaki adam, Artuk. Moğolların peşinde olduğu sandığın akıbetini bilirse o bilir. Biz Konya'ya giderken onu derdest edip konuşturmak icap eder. Ne yapmamı emredersin beyim? Emir Bahattin bu iş için en yakın adamı Batur Alp'i vazifelendirdi. Onunla buluşup gerekenleri anlatacaksın. Gerisini o halleder. Yınal. Yılanlar deri değiştirir Yınal'ım. Batur Alp'e söyle, Dragos'un rengine bürünsün. Malum Ertuğrul Bey'imizi pek ürkütmüş. Ona gerekli malumatı verdikten sonra Han'a gelesin. Emrin olur beyim. Kendinizi heder etmeyin. Siz rıza göstermedikten sonra ağabeyiniz elbet vazgeçecektir bu meseleden. Ağabeyimi tanımazmış gibi konuşursun Mengü. Karar verdiği şeyden vazgeçtiği nerede görülmüş? Hanımım, Ertuğrul Bey'in haberi var mıdır bu işten? Otağı da Konya'ya neden gittiğimi sordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Ağabeyim de hususi bir mesele deyip kestirip attı. Keşke söyleseydiniz. Neyi değiştirir ki? O ne yapabilir ki? Hem ne diye alakadar olsun ki bu meseleyle? Konya'ya gitmeseniz bir yolu yok mudur bunun? El mecbur. Konya'ya gideceğim. Lakin vazifemi yerine getirmek için. Emir Bahattin'in hatunu olmayacağım. Emir Bahattin hatunu olmayacaksın da abim bacı katil mi yapacaksın? Sen bu işe karışma Sırma. Mengü. Beyim, beni Emir Bahattin'le evlendirmek isteyip beni diri diri toprağa gömmek ister. Abim gene beni tembih etti. Nasıl aralı kaldığımı görmez misin? Sen hala beni çocuk mu zannedersin? Niye bu kadar direttiğini anladım. Niyeymiş? Gönlünde biri vardır. Yok. Bunu daha evvel de söyledim sana. Nereden çıkarırsın bunu? Gözlerinden çıkarırım, bakışlarından. Otağda Ertuğrul Bey'e nasıl baktığını gördüm. Onlar hürmet bakışı değildi, sevgi bakışıydı. Haddini aşma Sırma. Bir daha bu meseleyi açarsan çok fena olur. Yarın mühim bir misafirimiz gelecek. Ona hususi bir çadır açılıp hazırlıklar tertip edilsin. Hayırdır oğul? Kim ola? İbnül Arabi'nin talebesi Sadrettin Konevi. Moğollar onun canına kastetmek isterler. İnşallah sağ salim onu obaya getireceğim. İnşallah. Hususi olarak hazırlık yapacağım beyim. Eyvallah. Ya babamla emmilerin? Onlar ne vakit buraya gelecek? Her şeyin bir vakti vardır Süleyman. İnşallah o an vaki olduğunda baban da emmilerin de gelecekler. Babamın eksikliğini hep hissederiz.
Otağımızın bir direği eksik gibi. Oğullar ne güne varlar Süleyman'ım. Siz bizim yerimize yetişenlersiniz. Baba yoksa direkt sen olacaksın. Her daim biz olmayacağız Süleyman. Bu gelimli gidimli, sonu ölümlü cihanda o dar-ı bekaya göçtüğümüzde bizim yerimize siz kalacaksınız. Biz bir tohum ektiysek siz onu yetiştireceksiniz. Biz bir fidan diktiysek onu büyütüp siz ulu bir çınar edeceksiniz. Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez. Oğul ne eylesin babadan mal kalmasa, baba malından ne fayda, başımızda devlet olmasa. Gayrı hepiniz ata adını yürüten devletli evlatlar olacaksınız. Allah hepimizi devletsizin şerrinden korusun. Amin. 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 Teslimat tamamdır Beybolat Bey. Allah kaza bela vermesin. Alpler, tez yerleştirin. Var olasın Artuk Bey. Su gibi gidip yel gibi gelirsiniz inşallah. Atlar hazır mıdır? Hazır Artuk Bey. Haydi. Bana itimat etmezsen vur beni. Haydi el bir kağıt.
Bilge! Haydi. Osman hayrola? Pek bir dalgınsın bugün. Hocam, emirlerimin obası Moğol zulmünden kaçıp buraya geldi. Moğollar bizi de tasallut eder. Bir taraftan da Bizans keferesi durur. Biz sürekli çokların zulmüyle mücadele ederiz. Lakin azlar çoklara nasıl galebe çalacak diye düşünürüm. Tasa etme Osman. Gün gelir katreler ummana, kıvılcımlar volkana dönüşür. Yeter ki insan ayeti kerimede buyurulduğu üzere emrolunduğu gibi dosdoğru olsun. Adı Göklü Peygamber Efendimiz o mübarek yolculuğa sırtını yalnızca Allah'a dayayarak başladı. Birdiler on oldular, ondular yüz oldular. Halka yavaş yavaş genişledi. Nice zulümlere karşı başlangıçta sabrettiler. Türlü türlü zulümlere karşı birbirlerine kenetlendiler. Gün geldi sabırlar taştı. Düşmanlarının yaptıkları zulüm tahammülü aştı. Bıçak kemiğe dayandı. İşte o vakit Peygamber Efendimiz zalimlerin zulmüne karşı arslanlarını yanına alıp İlk defa cenk meydanına çıktı. O cenk hangisidir hocam? Bedir cengidir Aybars. O kutlu cengi bize de anlatır mısınız hocam? Evet hocam anlatacağım. Madem Bedir cengini dinlemek istiyorsunuz, o vakit imdi asr-ı saadete gidiyoruz. Tüm asırların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr. İzin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru. Ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Gülüyor Efendimiz. Gülüyor ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi.
İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Hayder-i Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Herkes Peygamber Efendimiz'e bakıyor. O mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde. Kalk ya Hamza. Kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali sanki gökten iniyor. Seyitlerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim? Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor Efendiler Efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana olan vaadini lütfet. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melek de Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla. Ebu Cehil düğüne gider gibi çıkmıştı Mekke'den. Bedir'e çalgılarla gülü oynaya gelmişti. Allah'ın Resulünü ve ona sevda çekenleri sahipsiz sanmıştı. Lakin Allah onları tarumar etti. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece, esirlerin elleri bağlı, Hazreti Abbas'ın sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Hemen çözüyorlar peygamber amcasının ellerini. Vakayı öğrenince Peygamber Efendimiz emir veriyor. Madem amcamın ellerini çözdünüz, o halde tüm esirlerin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor, peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.